Bütün bunlar niye olup bitiyor meselesi, devlette ne olup bitiyor meselesi biz bazen konuşuyoruz. Sen de anlatıyorsun, ben de söylüyorum. Burada bazı konuklarla da konuşuyoruz. Ya devlet içerisinde enteresan bir koalisyon var diyoruz. Perinçek grubu var diyoruz. Bunlar devletin eski kirli ortakları. İşte Bahçeli'ye yakın, ülkücü demeyeceğim. MHP'li ama devletin eski kullandığı adamlar diyoruz. Bunlar diyoruz devletin ortağı. Bir koalisyon var diyoruz. Bizim bu söylediklerimiz biraz komplo teorisi gibi anlaşılıyor insanlar tarafından. Ama Nagihan Alçı diye birisi çıktı. Habertürk yazarı. Yani Erdoğan uçağına sürekli binen. Yani iktidarın sözcülüğüne soyunan. Hatta en son İstanbul seçiminde İmamoğlu kazandı diye kalkıp ağlamaklı bir edayla tartışma programını terk eden bir kadın çıktı. Dedi ki ya bir dakika dedi ya öyle bu koalisyonlar dönemi falan bitmiş değil dedi. Bak devlette koalisyon var dedi. Bir ucunda Perinçek, bir ucunda Bahçeli. Biz hani Erdoğan'ı tek başkan seçmişti bu halk. Tek adamdı, her şeyi o yönetiyordu. Nasıl oluyor bu işler? Benim anlamadım. Perinçek'in nesi var? Yani Perinçek'ten niye bu kadar şikayet ediyorlar ki? Yani Devlet Bahçeli nasıl bir meşru bir partili yönetiyorsa Devlet Bahçeli'nin nesi, Perinçek'in nesi var? O da yeni beraat etmiş bir partinin genel başkanı. Perinçek'le alakalı sıkıntı nedir? Ben onu anlamıyorum yani. Ama bu ironiyi Meşru gerçek sananlar çıkacak. bir Levent partili. Gez, yapma böyle. Yani Yasansınlar. şimdi Hayır, Perinçek yok sen niye bu bunu kadar böyle söylersin havuz bunu alır bakın işte pardon aydınlık grubu alır bakın onlar bizim hakkımızda böyle düşünüyor falan derler sonra. Perinçek'ten sıkıntı nedir? Yani Perinçek'ten kastettiği işte o da söylüyor ya derin devletin uçları işte bir anda Perinçek var bir tarafında Recep Tayyip Erdoğan var. Yalnız Nagihan Alçı'yı dinlerken ya o kadar zavallı ya Erdoğan yine mağdur. Yani başkanlık sistemini geçe güçlü bir lider olacaktı. Erdoğan yine mağdur. Yine o güçlü liderliği yapamıyor. İşte bir yandan Bahçeli'yle uğraşmak zorunda bir yandan Perinçek'le işbirliği yapmak zorunda. Yani acırsınız. Ya ne verelim artık %100 hani bir Adana'da bir YouTube videosu var ya kardeşim sana toplanıp şunu mu diyelim yani Evet. Nagihan'ı dinlediğiniz zaman yine içiniz acıyor Erdoğan'ın yine mağdur olduğunu hissediyorsunuz gerçekten üzüntü vereceğim tabii bizim uzun süredir dile getirdiğim işi onlar da biliyorlardı yoksa AK Parti'nin içerisinde koalisyon yaptıkları Bahçeli'ye gebe kalmış olmalarına bazı şeyleri uygularken Perinçek'in yıllardır söylediği şeyleri yapmıyorlar mı? Orada yaptıkları tasfiyeler, Türkiye'nin dış politik bazı tercihleri, yıllardır Perinçek'in söylediği şeyler. Perinçek yine aynı o Habertürk ekranına çıktı. Ne dedi? Tayyip Erdoğan bizim mevzimize geldi dedi. Biz Tayyip Erdoğan'a yaklaşmadık dedi. Tayyip Erdoğan bize yaklaştı dedi. Bunu açık açık söyledi. O yüzden bence bu başkanlık sistemiyle alakalı bir mesele değil. Bu tamamen tercih meselesi. Özellikle 17-25'ten sonra Erdoğan iktidarını kurtarabilmek için koalisyon yaptığı, işbirliği yaptığı kesimlerle şu an kendilerine göre tırnak içerisinde cemaat tehdidini ortadan kaldırdıktan sonra baş başa kalmalarıyla alakalı bir şey. Sanırım Nagihan önden bir işaret bir şeyi fırlattı. Bu artık bu işbirliği bu koalisyon yürümez. Neticede ülkeyi kim yönetecek, biz mi yöneteceksiniz, siz mi yöneteceksiniz ki cemaat içinde bunu çok söylerlerdi. Kim yönetecek? Demek ki aslında bu başka bir şeyin de itirafı. Nagihan aslında Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi tek karar verici olmadığı, tek başına yönetmediği, aslında birçok işte o derin devlet olarak tanımladığı Perinçek ve ekibini ve başka bir angajmanı olan Bahçeli'yi de kastederek aslında bir koalisyonla işlerini yürüdüğünü itiraf etmiş oldu. Bu çok kelimeli bir itiraf. Zaten uzun süredir biz bunu anlatmaya çalışıyorduk. Özellikle AK Partililer anlatmaya çalışıyorduk. Sizin düşündüğünüz gibi bir yönetim yok. İşte bir tarafında Perinçek'in olduğu ki Perinçek nasıl tanımlayabiliriz? Hani eğer AK Parti kesinlikle söyleyecekse tamamen İslamofobik, yine alerjisi olan, Türkiye'nin yönünü felakete çevirecek işte İran ve Rusya ile Çin'le beraber işbirliği yapmasını savunan ki geçen gazetelerinde bir yazı listesi başlatmışlar. Perinçekliler İran'la anlaşmış, ucuza mazot alacaklarmış. Bunları anlatan 6 hafta içerisinde 2 defa İran Büyükelçisi ile bir araya gelmiş. İran Büyükelçisi bunlara iftar yemeği daveti verdi. Böyle bir adam ne olduğu bilinen, Ergenekon davasında yargılanan, daha önce Erdoğan'la alakalı geçen programda konuştuk hatırlarsanız bazı kasetleri yayınlayan ve televizyonda yine aynı ekranda çıkıp bu kasetleri biz yayınladık, daha elimizde birçok kaset var diyen yani bir insan. Eğer bunlarla tutup ki Bahçeli ile Erdoğan'ı birbirine söylediklerini zaten yakın dönemde çok konu olmuştu. Bahçeli'nin Erdoğan'a ettiği küfrü herhalde yeryüzünde çok az insan etmişti Erdoğan'ın da Bahçeli'ye. Bunlar nasıl bir araya gelip
koalisyon kurdular, kurdu. Bu ne kadar bir garip bir durumsa bunu anlatmaya çalıştık. Bu garipliği Nagihan da dile getirmiş. Bir doğruyu Nagihan dile getirince yanlış diyemeyiz. Söylediklerine katılıyorum. Çok da güzel ifade etmiş.